Şimdi tabii herkes şey diye düşünüyor, Mark Zuckerberg diye bir işte genç bir proje yapıyor ve bu proje apayrı bir noktaya gidiyor. Aslında tabii olay evet öyle başlıyor ama ondan sonra işte okuduğu üniversitede belli Brain Hunter dediğimiz bu zihin yetenek avcılarına ağına takılıyor ve baktığınızda ilk risk sermayesini aldığı firma Facebook'un DARPANET dediğimiz askeri hatta interneti icat eden departmandan emekli olan veri işleme üzerine, data mining üzerine, veri madenciliği üzerine uzman birinin kurduğu yatırım firmasından alıyor. İlk risk sermayesini bakın. Ondan sonra zaten bu iş bu şekilde gidiyor ve burada bir anlaşma var. Anlaşma şu: sen benim amaçlarım için insanların her türlü detayını, her türlü kişisel bilgisini, özelini, alışkanlıklarını, eğilimlerini, arkadaş çevresini, kimlik bilgilerini toplayacaksın ve ben bundan faydalanacağım. İstihbarat amaçlı. Sen bundan reklam olarak faydalanacaksın. Sosyal medya istihbaratına döndü mesele bakalım. Sonra. Şu çizgiye bakalım. İlk internetteki ilk uçak şey hocam var. Bir şey söyledi. Hocam bir şey söyledi. Fiziki alan, bilgi alanı, idrak alanı, sosyal alan. Dört temel üzerinde oturtuyorlar. Burada ilk internetteki chat sohbet kısmına bakalım mesela. İlk ne oldu? İlk başladığında lay lay lof, biz böyle, ne yapıyorduk? Takma atlar kullanıyorduk. Gecelerin efendisi bilmem ne ıvır zıvır gibi takma atlarla insanları giriyordu. Herkes çok paranoyaktı. Bir hafta konuşmadan gerçek ismimizi bile söylemiyorduk karşıdakine. Tabii. Bu şekildeydi. Bakın dönüşüme bir bakın. Tabiri caizse manitalar operasyonuydu. Tabii ki fotoğrafımız yoktu. Sahte fotoğraflarımız vardı. Hiçbir şekilde kimliği bilgimiz yoktu. Sonra ne oldu? Bir takma adlardan böyle bir fotoğraf kısmına geçtik öncelikle. Evet. Fotoğrafımız oldu. Yine takma adımız var. Ondan sonra takma adlar gitti. Bu sefer isim kullanmaya başladık. Bakın gittikçe ilerliyor. İsimden sonra bir patlama oldu. Facebook'la birlikte ve şöyle bir şey ortaya çıktı. Bireyleşme. Yani ben bir bireyim, ben önemliyim, benim fikrimin bir değeri var. Ben herkese böyle bir sanal bir nasıl diyeyim, bir ego, kişiselleşme, ne bileyim bir kendini gösterme şansı tanıdılar. Bu kendini gösterme şansından sonra zaten ip koptu. İşte Instagram'la herkes ne yapıyorsa onu anında fotoğraflamaya başladı. Foursquare, Swarm'la bulunduğu yeri işaretlemeye başladı. Diğer tarafta işte ne yediyse onu etiketlemeye başladı. Gittiği yerlerden yine bilgi vermeye başladı. Fotoğrafları, videoları, kısa videolar. Yine bunlara baktığınızda hepimiz kendimizi afişe eder. Adeta boynumuzda çanla dolaşan inekler gibi olduk. Resmen bizi bu hale getirdiler. Bir anda o noktadan bu noktaya geldik. Peki ileride ne olacak? O projeksiyona bakalım. İleride şöyle bir şey bekliyor bizi. Giyilebilir cihazlar, teknolojik cihazlar, saatler, akıllı saatler. Kalp atışlarımıza niye ulaşmak istiyorlar? Niye kan basıncımızı öğrenmek istiyorlar? Çünkü birçok hastalık ve bozukluğu tespit edebiliyorlar ve bununla ilgili pazarlama verisi, inanılmaz bir pazarlama verisi. Saatlerin İlaç dışında endüstrisi. Tabii ki gözlükler geliyor. Gözlüklerden sonra lensler gelecek bakın. Orta uzak gelecekte lensler takacağız. Lensten sonra ne olacak? Uzak gelecek projeksiyonu. Beynimizde bir çip olacak ve bu çiple biz deri altında olacak önce. Ondan sonra beynimizde olacak ve biz herhangi bir şekilde bir cihaz kullanmadan rahatlıkla şu anki bilgisayarlarımızı kendi beynimizden kullanabileceğiz. Ve bunu öyle yapacaklar ki sinsice girecek hayatımıza. Yani herkes bunu büyük kolaylık olarak uygulayacak. Zaten gizli.